Merhaba dostlar, yepyeni bir Bannerlord bölümüyle sizlerleyiz. Ben Ayberk, maceramızda 56. bölümde ve ana serimizdeyiz. Tamnuh Kalesi surlarına dayanmış vaziyetteyiz gördüğünüz ve en son bölümden hatırladığınız üzere. Bu bölüm neler yapacağız Tamnuh'u almak haricinde onlardan hemen bahsedeceğim. Fakat hemen küçük hatırlatmalarımızı yapalım. Eğer videoları beğendiyseniz sevgili dostlar lütfen beğenmeyi unutmayın. Aşağıda butona basmak birkaç saniyenizi almaz. Hakeza her videomdan anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve tüm bildirimleri aktif ederek her videodan anında haberdar olabilirsiniz. Dedikten sonra Koçbaşı da gördüğünüz gibi burada hali hazırda yapılıyor. Küçük de böyle güzel bir haber vereyim. Bu videonun yayınlandığı gün sevgili dostlar ikinci bir video gelmeyecek fakat akşam saat 18-18.30 civarı gözünüz burada olsun, kanalda olsun bir canlı yayın yapabiliriz sizlerle beraber. Biliyorsunuz kanal artık eskisi gibi aktif ve canlı yayınları da düzenli hale getirip sık sık yapmayı planlıyorum sizlerle birlikte. Dedikten sonra hemen Tamnuh Kalesi'ne girelim. En son bölüm hatırlıyorsunuz Batılılar bayağı bir kaşınmışlardı. Onlara hadlerini bildireceğiz. Diyatma ve birkaç kaleyi gözden çıkarmıştık hatırladığınız gibi. O kalelerin gözden çıkmasını, şehirlerin gözden çıkmasını telafi edeceğiz ve çok büyük bir darbe vurmayı planlıyoruz Batı İmparatorluğuna. Haydi bakalım gazamız mübarek olsun dostlar. Şimdi şuradan ben sağ kanattan yaldır yaldır gidiyorum. Sayı bakımından bizden bayağı üstünler. Bir 70-80 kadar adam üstünler. Fakat biliyorsunuz koçbaşını yapmamızın stratejik bir amacı var. O stratejik bir amaca hizmet ediyor. Koçbaşını yaptığımız zaman içerideki birlikleri bölmüş oluyoruz. Ve böldüğümüz takdirde kanatlardan girişimiz oldukça kolaylaşıyor. Şimdi hemen ben kral olarak yine en önden delidana gibi geldim. Merdiveni indirip. Daha doğrusu merdiveni kaldırıp pardon. Sağ kanadı yarma harekatına başlayacağım. Tut bakayım şunun ucunu aslan parçası. Tamam tut şunun ucunu döşeyelim abi dedik. Döşedik çıkıyoruz. Şöyle hemen yaldır yaldır bir çıkalım. Sağ kanadı temizleyelim. Bakalım bunlar Batanyalılar gibi atlayacak mı? Batanyalılar biliyorsunuz atlıyorlardı ruh hastaları aşağıya atlıyorlardı. Oo yok bu bak pala bıyıklı abime bak sen. Dayı o ne elindeki orak mı? Hmm anladım hocam. Anladım. Sen şimdi burada öleceksin belli de. Neyi ne yapıyorsunuz şu an? Tam onu anlamadım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ben sizin vesikalık fotoğraflarınızı çekeyim tamam mı? Hiç uzatmayalım bence daha fazla. Şöyle vesikalık fotoğraflarınızı ben şılk şılk çekeceğim. Olaysız dağılacağız. Tamam güzel. Bir gül bakayım dayı o ne öyle ha? Sen de bir profil mi istiyorsun? Tamam dayı profilden çekelim seni. Şöyle manzarayı da alıyorum sende. Hadi sende de manzarayı aldım. Sana şöyle tam beğenmedim pozunu değiştirelim. Ve içeri girelim. Tamamdır güzel. Gördüğünüz gibi sağ kanadı çok kolay bir şekilde patlatmış olduk. Bizim aslan parçalarının tecrübeleri sayesinde. Güzel. Sağ kanadın patlaması demek hemen aşağı inip kapıları da açabilmemiz demek. Hemen şuradan aşağıya yaldır yaldır iniyorum. Kapıları açacağım. Kapıları açarsam zaten herhangi bir sıkıntı kalmayacaktır. Zaten kapıları açtığım zaman direkt hücum emrini veriyorum bildiğiniz gibi. Bir aslan parçası daha gidiyor kapıları açmaya. Aç orayı koçum. Aç orayı. Açtın mı? Açtı. Çok güzel. İleriyi de aç. İleriyi de aç. Ben burayı tutuyorum. Tamam. Hücum. Hücum. Kapıları kapatmak yok dayı. Kapıları kapatmak yok. Bak bak bak. Kapıyı kapatmıyorsunuz aslanım. Derken biri bana sıktı. Nereden sıktı? Bilemedim. Neyse sıkıntı yok. Kapıları açtık. Hücum emrini verdik. Bak 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 gitmiş kapatmış lale herif. Dayımın oğlu hücum hücum. Koç başını bırakın. Koç başını bırakın. Açtım kapıyı size. Ulan burayı mı kapattılar? Dışarıda kaldım ya. Abi herifler beni dışarıda bıraktı. Herifler beni dışarıda bıraktı. Ben buradan girene kadar bizimkiler içeriği patates ederler. Ben o yüzden şu taraftan doğru hemen çıkayım. Nerede abi bizim merdiven? Ben çıkana kadar temizleyecekler dediğim gibi muhtemelen de. Ben yine de gideyim şöyle dere tepe aşağı aşağı gidiyorum. Bizim aslanlara kapıyı açtık. Şerefsizler beni dışarıda bıraktı. Lale herifler ya. Kaç kişi? Son 20 düşman kaldı. Zaten Nidalar yükselecek şimdi. Tamnuh Kalesi küçük bir kale ama stratejik açıdan önemli bir kale. Burayı aldıktan sonra Vereli'ni Batı'nın
ana toprakları diyeceğiz ve yaldır yaldır oraya ilerleyeceğiz sevgili dostlar. Daha önceki bölümlerden planladığımız gibi. Denge politikasına da aynı şekilde devam edeceğiz bu arada. Son 4, 3-2 diye gidiyordur muhtemelen ve birazdan Nidalar bizim için yükselecek. Ve aynen de öngördüğümüz gibi 120 nam 44 nüfuzu cebe indirmiş olduk ve Tamnuh Kalesi artık Altürk'ün bir mülkü. Şimdi şurayı hemen bir halledelim. Tamnuh Kalesi'ne de milis yetiştir emrini vereceğim ve sonrasında batı topraklarına yaldır yaldır gideceğim. Burayı keep desem mi acaba? Bilemedim Altan abi. Herkes bizi sattığı için ben korkuyorum artık. Ama burayı pes diyeceğim. Oylamaya gitsin. Kim istiyorsa o alsın. Ben kaleyi yönetleyeyim. Milis yetiştir deyip şöyle bir 5000 küsur dinarda ateşleyeyim. Askerler en azından yetiştirilsin. Bu arada içimden bir his sanki şuradaki laleler bize savaş açacak gibi bu bölüm diyor ama umarım yanılmam. Bu sefer yanılmam diyorum. Neden bunu diyorum sevgili dostlar? Çünkü ilerleyen aşamalarda olur da işte Kuzeyit vesaire bize savaş açarsa daha sıkıntı olacak. Diyatma'da durum ne? Diyatma düşmüş. Tamam, 5 kişi var Diyatma'yı tutan şu anda. Diyatma düştü. Bizden kuşatma yapan var mı? Şuralarda kuşatma yapan elemanlar vardı diğer bölümlerde. Şu an için yok. Traktör Kalesi'ni elden çıkarmıştık zaten. Apkomer'i vesaire alıp. Tamam. Evet. Lavenya Kalesi kurt posulardan biri tarafından kuşatılmış. Dayımın oğlu Yürek mi yedin? 30 kişi olabilir ama burada yani... Abi bir dakika, şaka maka dönmüyor. Heh, dayı dön bak, almayayım kelleni. Hadi yallah. Şimdi buraya biraz asker bırakmak istiyorum da. Tamnuh Kalesi'ne bak bu sefer girdiler. Abi kaşınıyor bunlar ha. Tamnuh Kalesi'nin sahibi. Burayı aramızın iyi olduğu Olek'e vereceğim yine. Hep Olek'e veriyorum farkındayım ama şu an beni satma ihtimali en az olan o. Çünkü Sturgia tamamen yok olduğu için. Hani çok sıkıntı olmayacaktır. Bu arada hali hazırda 1900 küsür şeyimiz varken aramızın çok çok da iyi olmayan klanları birazcık bir destekleyelim. Aramız bir tık iyileşsin diyeceğim de abi bir iyileşiyor ya. Bir iyileşiyor, bu sıkıntı. Bunları böyle gidip savaşlardan kurtarmadığımız sürece çok da iyi olmuyor aslında. Tamnuh'a mı gideceğim geri şimdi? Abi Tamnuh düşmesin ya. Tamnuh düşmesin. Yeni aldık. Garay'ındayız. Sen necisin tam olarak? Lider mi bu Garay'ın? Kendi tarafıma çeksem acaba mümkün müdür? Ups, yanlış oldu. Garay'ın fair hayırı açtık. Sen yetkili misin? Breda'nın askerlerinden biriymiş. Sen hadi bir yallah abi ya. Hadi bir yallah bak. Seni öldürmek istemiyorum. Ama kaşınıyorlar ya. Bak bak, bu sefer de orayı kuşattı gene. Şibal'de 400 adam var. Tamam, Şibal tutulur. Ben bunu şöyle koyun gibi gidiyorum şu an. Öbürünün yanına doğru ilerleteceğim. Sonra tokatlayacağım ikisini birden. Bunlar çünkü bundan anlayacak muhtemelen. Abicim hadi bu tarafa, bu tarafa. Şu an kelimenin tam anlamıyla koyun gidiyorum. Mengus abimiz de burada. Abi ibret olsun diye kelleni aldırma şimdi bana. Vlandia ile batı barış yapmış. Bu beni bir miktar ürkütmedi değil. Merak ettiğim şuradaki lale geri dönecek mi? Nereye gidiyor? Tamnuh Kalesi'ne gidiyor. Abi yok, ben bunu burada öldürmezsem bunlar gidecek. Ben bunu burada bir tokatlayayım. Lavenia'ya dönerse öbür lale de onu da orada tokatlarım. Şöyle gel buraya, gel. Gel buraya. Buraya gel dayımın oğlu. Madem artistik yapacaksın, adam akıllı yap, benim karşıma çık. Niye boş kaleye gidiyorsun? Sinirlendim. Çok da güzel bir arazi bu arada. Sayı bakımından deli dehşet üstünüz. Süvarilerime, daha doğrusu atlı okçularıma hücum emrini verdim. Diğer süvarilerim şurada dursun. Okçularımı da şuraya yerleştireceğim. Şöyle. Tamam, güzel. Burada zaten bunları birazdan haşamat ederiz. Hatta süvarilerime de hücum emrini veriyorum abi ben. Süvarilerimi gitsin piyadelerime zaman kazandırsınlar yerleşmek için. Çünkü onların da şurada süvari ekibi var. Hatta onlar da atlı okçu. Bize çok sıkıntı çıkarmasınlar. Yetkili de atlı okçular belli. Onları biz bir temizleyelim. Kimisinin zırhı falan iyi çünkü görüyorsunuz. Bu arada gene çok saçma bir drop yedik. Şunları bir harcayalım abi. Hatta bir saniye ya. Bir saniye. Başlamayacağım. Süvarilerime de hücum emrini verdim. Ve
direkt saldırıya geçtik. Pardon, piyadelerime de hücum emrini verdim. Hiç umursamıyorum artık. Okçularım yandan ok atsınlar. Süvarilerim de zaten hücuma geçmişti. Şu arada kalanları da benim piyadeler patates etsinler. Şu saatten sonra çok da vakit kaybetmenin anlamı yok. Yani 90 küsür kişilik bir ekip için. Lavenya Kalesi'ne dönmüşse öbür kurt postulu hali. Onun da o kurt postunu sökeceğim. Aynısını yapacağım. Burada yaptıklarımın. Şu abimizi aldık. Şu abimizin kelleyi vurur muyuz? Vuramadık. Neyse, sıkıntı yok. Abi topyekun hücum edin. Bu saatten sonra zaten son 40 düşman kalmış. Topyekun bir hücum. Ve artık imha işlemi başlasın. Senin zırhın güzelmiş. Abi ben bu kılıcı yaptım, her şey çok güzeldi. At üzerinde ben bir türlü kullanmaya alışamadım bunu ya. Tam ayarlayamıyorum. Neyse, alışırız artık. Zaten ileride yeni kılıçlar da yapacağız. Şimdilik bu kılıç en iyisi. Bizim yaptığımız ilk ve en iyi kılıç. Ki Nidalar bizim için yükseldi. Çok güzel. Şuradan hemen çıkalım. Şu Lali'yi halletmiş olduk. Garain dayıyı tokatlamış olduk. Abi mahkum edeceğim seni, kusura bakma. Tipinde de meymenet yokmuş zaten. Oraya gelmişsin, dingil dingil bana saldırıyorsun. Git diyorum, gitmiyorsun. Esir alınca da merhametinize kaldık. Antiseride çıkacaktınız karşıma da, o zaman görüşürdük. Laleler. Hepsinin kellesini alıverirdik antiseride. Sen dönmedin değil mi bak? Lavenya'da sıkıntı yok. Tamam, yok. Şimdi asıl amacımız neydi? Hatırlarsanız sevgili dostlar. Vostrum ve Poros'u almak. Farondayı Poros'ta görülmüş 3 gün önce. Belki bu tarafa geliyordur. Bir ihtimal. Umarım buraya geliyordur. Ki ya. İyi insan mı dersin? İtihan çomağı hazırla mı dersin? Bilemem ama. Sen bir gel bakayım. Garios tarafından bir yer kuşatılmış. Eğer Vostrum ve Poros'u alırsam barış antlaşması yapabilirim. Diyatma'yı gözden çıkarıp. Dayı bak. Gel bana katıl. Şimdi sana kritik vuruyorum. Olayı tatlıya bağlıyoruz, tamam mı? Haydi bakalım. Şöyle tıkladım. Çok güzel. Kritiği vurduk. Çok çok güzel. Şimdi 59'muş. Çok güzel. Bir tane daha dayı. Bir tane daha ver bana. İşte budur. Doğru yolu buldun Faron dayı. Doğru yolu buldun. Leonipardes artık Altürk Krallığı'na katıldı. Bizim bir vasalımız oldu diyelim. Ve bu ne demek oluyor sevgili dostlar? O Aseray Denizi dediğimiz deniz artık neredeyse Altürk Denizi oldu. Hatta buranın adını değiştirelim bu bölüm resmi olarak. Buranın adı Altürk Denizi olsun. Çünkü Onika Zeonika dedikten sonra buradan ilerleyeceğiz. Ki şurada Sestedeyim Kalesi kim tarafından kuşatılmış? Bizim aslanlar tarafından mı kuşatılmış? Allah Allah. Yok, bizimkiler değil. Bunlar buraya gidiyor. Tamam, güzel. Ben de Onika'ya gideceğim. Burayı kim kuşatıyor dayı? Aa, Kaladok. Kaladoklayı kuşatmış burayı. Okey. Güzel. Bu işimize geldi şu an. Bu ne demek oldu? Şu an bu elemanlar Batanya ile savaştalar. Şu an çift cepheleri var. Diğer ülkelere bir bakalım. Diğer ülkelere bir bakalım. Dayı siz kimle savaştasınız? Vlandia. Çok şey, Kuzey ile savaştasınız. Çok güzel. Bu ikisi birbirini yesin. Batı'da gördüğünüz gibi Aseray, Batanya ve Altürk ile kapışıyor. Tamam, güzel gençler. İti ite kırdırıyoruz şu an. Kelimenin tam anlamıyla iti ite kırdırıyoruz. Diyatma'yı hiç içimden gelmiyor bırakmak. Abi Diyatma Altürk'ündür. Altürk'ün kalacak diyerekten oraya gidiyorum. Bunu yapacağım. Yani bu çünkü şey olacak. Garios nereyi kuşatmıştı? Şurayı mı kuşatmıştı ya? Senin orada ne işin var Allah sen ya? Ramtoil Kalesi'ni kuşatmış. Eski Batanya toprağı. Tamam dayı, sen orayla uğraş. Ben de şuradan Diyatma'ya gideyim. Diyatma'yı da alıp barış yapabilirim seninle. Çünkü Diyatma bizim için önemli ve şey bir şehir, biliyorsunuz. Değerli bir şehir. Önceki bölümleri izleyen dostlarımız bileceklerdir. Bizim için böyle önemli, tatlı bir şehirdir. Diyatma daha önce de düşmüştü. İlk düşüşü değil. Ama almıştık. Gene alacağız. İngiltere bir ordu kurmuş Usank civarında. Ortsia'ya falan yürürseniz çok tatlı olur bu arada dayı. Tam bilmiyorum nereye yürüyorlar ama göreceğiz. Oo, burada çarşı fena karışmış. Aseray bize savaş açtı.
Serandon abimiz de burada. Çok ilginç. Kaladog'u burada yendiler. Batılılar. Ha, buradan ben birilerini çekebilir miyim? Fadon diye bir abimiz var. Bakalım. Sen Chase'ın köpeğisin. Bunu ben mi kestim? Ben kesmemişim. Tamam. Dayı, bunlar şu an kalabalık ama ben bunları tek başıma bile tokatlarım. Tokatlamasına. Batanyalılar çok sağlam tokat yedi bu arada. Harbiden Kaladog dayı fena tokat yedi. Ama sıkıntı yok. Ben şuradan Diatma'ya gideceğim. Diatma'yı alayım. Ovrondayı sen ne yapıyorsun? İhanete uğrayanların lejyonu. Ha tamam. Bunlar paralı asker. Ben bir an mavi görünce Sturgia'nın şeyi var mı diye düşündüm. Aseray bize savaş açmış. Çok güzel. Bu ne demek oluyor? Aseray'ın son kalesine girip artık orayı tamamen patates edebiliriz. Ki burada bir kuşatma var. Kim kuşatıyor abi burayı? Bizden biri ise helal olsun. Aa bir dakika. Ben bu oyunu bozmam lazım dayı. Diatma'yı şu an veremem ben Batanya'ya. Bu arada Desporion abi de Mekalovea kalesini kuşatmış. Aşağıdan çok güzel toprak aldık da kuzeydeki varlığımızı tehdit ediyorlar. Şimdi ben bu kaleyi de kaybetmek istemiyorum. Ama galiba kaybedeceğiz. İki kişi kalmış. Batı ile Aseray da barış yaptı. Herkes yavaş yavaş barış yapıyor. Bu ne demek? Birazdan bize birkaç şey daha yapılabilir. Savaş ilanı daha gelebilir. Bura nere abi? Bir dakika, bura nere? Tassinor abimiz almak istiyormuş. Oleg abi de Tassinor'u destekliyor. Tamam hadi sana vereyim ben burayı da. Fanon abi sana yok bir şey. Sana vereceğim. Herkes seni destekliyorsa sana vereceğim. Ama ora nereye dayı? Siz orayı ne ara aldınız? Oris Tokoris Kalesi. Bir bakalım. Helal olsun. Nereye aldınız bilmiyorum ama. Bizim elemanlar gene hızlı davranıp bir yerlerini almışlar. Ama neresi ora? Bakıyorum. Şuradaki ucu almışlar. Çok güzel. Az önceki kuşattığımız yer. Abi o zaman şöyle. Mekolovea da düştü. Ben oraya doğru gidiyorum. Mekolovea'yı alıp barış yapacağım. Dayı sen kimsin? Altenos. Yetkili bir abi misin? Sanmıyorum ama. Desporion'un köpeği. Sen kimsin? Apis, Akios, Mekolovea köylüleri falan. Şimdi dayı siz buraya kaç kişi bıraktınız? Fafen abi burada. Fafen'i çekebilir miyiz ya? Fafen eski şeydi. Fafen abiye bir soralım bakalım. Fafen dayı bir gel. Desporion da burada. Desporion veya Fafen'i çekersek çok tatlı olur. Desporion veya Fafen'i çekersek acayip tatlı olur. Şöyle yakalar mıyım? Yakaladım birini. Kim bu yakaladığım? Fafen. Fafen dayı bana katılırsan olayı tatlıya bağlarız bak gel. Ups pardon. Ne diyorsun? Paralı asker tutmuş. Dayı senden görev mi alacağım? Yanlışlıkla tıkladım. Şimdi kritik vurur muyum? 43 abi. Vurur muyuz? Bence vururuz. Çok güzel vurduk. Fafen dayıyı çekersek olay çok mükemmel bir hal alacak bizim açımızdan. Dayı bak Garios şerefsizin önde gideni. Sözünleri olmamakla bilinir dedim. Etkisiz oldum. Okey. Tatsız oldu bu. Çok güzel. Son şansım burada da eğer başarılı vurursam Fafen dayıyı çekiyorum ki kritik şansımız var. Çok güzel. Çok çok güzel. Fafen dayı bize geçti ama para mı istiyor? Ulan Fafen ne kadar istiyorsun? 400. Atları da ver. 411 vereyim. Haydi yallah. Şimdi. Fafen bize geçti. Nereler bize geldi? Hemen bir bakalım. Şurada Sestadeim Kalesi geçti. Chanopsis Kalesi geçti. Onun haricinde tamam. Başka yok. Yeter. Adam olana çok bile. Şimdi şu abimizi de yakalayıp çekersek savaşı direkt bırakıp barış yapabiliriz. Bak Desporion'la'yı konuşmak istediğim bir şey var. Gel. Sana da bir kritik vursam. Yapma bunu be. Yapma bunu. Kritik. Yok dayı. Bunun bize katılmaya niyeti yok. -100 zaten herifle ilişkimiz. Yok şu an kritik de vursak bir işe yaramayacak. Tamam cevabım yok dayı. Hadi yallah yoluna. Sen yoluna git.
Ben de şurayı alayım. Aa, onlar savaşa girdi şimdi ama. Fafen'e yardım edelim bari de şey yapalım. İlişkimiz artsın. Sonrasında şuradaki köşedeki kaleyi alıp hemen bir barış antlaşması imzalıyorum. Topyekün hücum emri verdim. Epitop 64 düşman var zaten. Bu arada Fafen abinin sonunda doğru yolu bulması bunca bölüm sonra beni ziyadesiyle mutlu etti. Dayı şunları bir imha edin. Beni hiç uğraştırmayın. O sırada biz de ne yapacağız onu bir düşünelim. Batıyla barış yapabilirim bu kaleyi aldıktan sonra. Diyatma'yı gözden çıkardık. Batanya alacak orayı muhtemelen. Sonrasında Batanya ile girdiğimiz bir savaşta Diyatma'yı tekrardan alabiliriz. Şu an topyekün hücum emrini verdim. Gördüğünüz gibi onları orada harcıyor bizim süvarilerimiz. Şöyle ben de bir iki ok atayım bakayım. Birilerine saplanacak mı? Deniyorum. Oo vurduk vallahi birine. Birini aldık hatta çok iyi. Tamam. Dayı hücum hücum hiç affetmeyin. Birini daha öldürdüm bu arada ben orada tesadüfen. Son 34 düşman. Nidalar yükselsin. Diğer kaybettiğimiz kalemize doğru gidip orayı alalım. Bak Desporion dayı sana ben bana katıl dedim. Hayatta kalmak için bir seçenek sundum. Niye şov yapıyorsun ki yani? Neden şov yapıyorsun? Neyse ki Fafen'i aldık abi. Fafen'i almamız çok iyi oldu. Merkez batı bloğundan çok güzel topraklar cukkalamış olduk. 8 kişi. Hadi dayı hadi. Uzatmayın. Halledin şunları da nidaları duyalım. Daha kuşatmaya gideceğiz. Fafen abi direkt orduya ekleyip kuşatmaya gideceğim bu arada. İşleri hızlandırmak adına. Son sen mi kaldın abi? Artık sen de kalmadın. Nidalar yükseldi. Çok güzel. Desporion abi Esir aldık mı bakalım. Yani alıp almamak çok önemli değil ama. Fafen abimizle ilişkimiz de artı oldu. Bu arada artı olan, ilişkimizin artı olan tek adama Fafen şu anda. Güzel. Fafen abiyle de ilişkimiz artmış oldu. Şu arkadaşları hemen güçlendirelim. Şunları hemen güçlendirelim. Yağmacı abilerimizle imparatorluk piyadesi yapalım. Bana katılmak isteyen birileri yok gibi. Asker sayımız şu an bayağı düşük. Ama bu kuşatmayı kaldırabiliriz. Bir sonraki kuşatmayı kaldırabiliriz. Makalovya Kalesi'ni alalım. Diyatma düşmedi mi? Abi hala. Diyatmanın düşmesini bekliyordum ama. Eğer Diyatma düşmezse Diyatma'ya da yürürüm bu arada. Şimdi Fafen dayı çekiyorum hemen kendi tarafıma. Sein 3 günlük uzaklıkta. Tassinor abi uzakta. Fafen'i niye çekemiyorum? Allah Allah. Neyse. Zaten 76 kişi var. Ben burayı direkt asker yollasam mı acaba ya? Hiç şey yapmadan asker de yollayabilirim. Bak Garios gene Retomoil kalesini kuşatmış bu sefer. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ben bu Mekolove'yi alayım. Vlandia da savaş açtı. Hemen Batı'yla barış yapalım. Vlandia çünkü bize sıkıntı oluşturabilir. Ordumuz yorgun, dağınık. Onu toparlamadan hemen şurayı bir alalım. Mekalovea kalesinde alalım. Sonra Diatma düştü mü düşmedi mi görmedim tam ama en azından olayı tatlıya bağlayalım. Bir de kuşatma kalesi yapacağım. Yapmıyorum. Direkt asker gönderiyorum. Çok güzel. Direkt asker göndermemin sebebini şimdi hemen açıklayacağım sevgili dostlar. Garios kaleye saldırmış. Halihazırda bu kadar kale almışken hiç vermeden biz olayı kapatalım. Hiç vermeyelim. Keep ettim burayı. Hemen kaleye giriyorum. Diplomasi. Garios dayı sen bir gel bakayım. Kaç gayme istiyorsun? Bana onu söyle. Ne kadar istiyorsun? 1.79 artı Desporion. Bir de atları alırım Desporion'un yerine. Çok güzel. Batı İmparatorluğu'yla barışımızı yaptık. Şu an Aseray üstüne yürümek istiyorum. Aseray'ın son kalesini de alıp onları artık tamamen bu topraklardan sürmek istiyorum. Vlandia bize bela olabilir. Vlandia'dan alabildiğimi alıp hemen böyle tekrardan bir barışa girebilirim. Masadan Kalesi gel beni al diyor resmen. Masadan'a doğru yürüyeceğim. Hali hazırda bir ordum kurulu zaten. Risa bacıyı çekeceğim yanıma. Sen ne yapıyorsun dayı? Belitor. Şimdi bir dakika. Ben önce şuraya da hemen asker durumunu halledeyim. Unutmadan. Kaleyi yönet. Milis yetiştir. 10.000 de attık buraya. Tamam güzel. Dayı burada bir şey yok. Hadi yallah. Hadi burada bir şey yok. Sen buradan bir devam et. Risa bacı onu tokatlasın. Ben de Masadan'a yürüyeyim. Kuşatmayı başlatayım.
O Usan Kalesi kuşatılmış dert dert tarafından. Usan Kalem nerede benim abi? Hemen bakıyoruz. Tam da köşede. Şimdi Vlandia'dan şu yönden korkuyorum biliyorsunuz. Bizdeki bir eleman bizi terk edebilir. O elemana güvenmiyorum ben. Şimdi Vlandia ile savaşımıza bir süre ara versek iyi olacak. Çünkü benim asıl amacım Vlandia'yı çölden atmak. Ama ben onları çölden atarken onlar da beni bu dağlık alandan fırlatabilir. Görüyorsunuz Diatma'nın düşmesi bizim için çok kötü oldu. Yani şu an aldığımız kaleler bakımından her türlü artıdayız. Vostrum, Poros, Sestedeyim, Chonopsis vesaire derken bayağı iyi durumdayız. Lakin bir yandan da Diatma gibi bir değeri kaybettik. Ama sevgili dostlar, Diatma'yı diğer bölümlerde alacağız. Buna emin olabilirsiniz. Şimdi bu bölüm burada sonlandıralım. Sizlere şunu sormak istiyorum. Masadan'a mı yürüyelim yoksa güneye dönüp Kuyaz vesaire gibi şehirlere mi odaklanalım? Tam emin değilim. Bu konudaki fikir ve yorumlarınızı gerek aşağıda yorumlarda gerek Instagram üzerinden attığınız mesajlarda bekliyorum. Hakeza Discord kanalımıza gelirseniz oradan fikir ve önerilerinizi hakeza aynı şekilde belirtebilirsiniz. Evet sevgili dostlar, Bannerlord maceramızın inanılmaz böyle çetrefilli diplomatik oyunlara girdiğimiz, adam çektiğimiz, fetih yaptığımız bir bölümünün daha sonuna geldik. İlerleyen bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.